Öncelikle Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim inşallah bayrama ve nice Ramazanlara, bayramlara hep birlikte eriştirsin. Bu süreçte ülkemizdeki mücadelede yurtlarımız ve yurtlarımızdaki hakikaten pek çok güzel tablo ve bu yurtlar malumunuz gençlerimiz için yapılmıştı. Ama bu süreçte tüm milletin yurdu oldu, yuvası oldu. Milletimizin tüm evlatlarına kucak açan bir sisteme dönüştü. Ve ülkemizin elindeki en etkili imkanlardan biri olduğunu ortaya koydu. Ben bu manada bu sürecin, bu başarılı sürecin göründüğü kadarından çok daha fazla gizli kahramanlarının sizler olduğunu göğsümü göre göre ifade ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen teşekkür mesajları var, tebrik mesajları var. Burada ciddi bir başarı var. Ben bu başarı elbette sizlerin başarısı arkadaşlar. Sizlerle birlikte çalışan arkadaşlarımızın başarısı. Ben her birinizi şahsım adına, bakanlığımız adına, milletimiz adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz şu an itibariyle 62.166 vatandaşımız yurtlarımıza girdi. Ve bunların 28.916'sı 76 ildeki 169 yurdumuzda halen misafirimiz. Ve biliyorsunuz karantina sürecini tamamlayan 33.250 vatandaşımızı da evlerine uğurladık. Tabii ki bunlar Türkiye'nin farklı farklı illerine dağılacaklar. Dağıldılar. Ama bununla birlikte Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya açıkçası dünyanın dört bir yanından gelen misafirler. Ve inşallah bu süreci Ramazan'ı, Ramazan'da büyük bir kısmını onlarla geçireceğiz. Öyle görünüyor. Hayırlısıyla temel amacımız onları mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamak. Tabii bununla birlikte önümüzdeki Perşembe gününe kadar yine 3.000'e yakın misafirimizin de gelmesini bekliyoruz. Değişiklik olmazsa. Ama her an tabii ki rakamlar ve durumlar değişebiliyor. Bugün sabah 248 kişiyi evlerine yolcu ettik. Çok mutlu gittiler, elimize mektup verdiler, teşekkür ettiler. Böyle büyük bir haz duyduk. Çok memnun oldum. Tebrik ediyorum sizi. Sağlık personelleri, sağlıkçılar hakikaten bu anlamda çok ciddi bir özveri ortaya koyan sizler gibi gönülden çalışan arkadaşlarımız. Yine onların da bendeki rakamlara göre 7137 tanesini yurtlarımızda misafir ediyoruz. Ve yine 17 tane yurdumuz da biliyorsunuz hasta yakınları için bu filyasyon gereği sosyal izolasyon ve gözlem merkezi olarak 17 yurdumuz ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yine Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Sizin de büyük desteğinizi hissediyoruz. Bu başarılı sürecin göründüğü kadarından çok daha fazla gizli kahramanlarının sizler olduğunu göğsümü göre göre ifade ediyorum. Tebrik ediyorum. Ve milletimizin sığınağı olan adeta yurtlarımızın ne kadar önemli bir vizyonla bugünlere getirildiğini de tabii ki Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hakikaten takibi, ısrarlı takibi ve bu anlamda çizdiği vizyon çok önemli. Ve inşallah bu standartları yine sizlerle beraber ne yapacağız? Bu çizgiyi artıracağız, yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın başta bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Yurdumuz fiziki olarak da çok uygun karantinaya. Herkes de çok memnun.